Kitas markasından merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda cüzdan dostu oyuncu faresi olan Ripo V-Pro V210'u inceliyoruz. 2002 yılında Çin'de kurulan ve özellikle de giriş seviyesi ürünleriyle piyasada tutunan Ripo firması nihayet ülkemizde de satılmaya başladı. Şirketin oyunculara yönelik markası olan V-Pro'nun V210 oyuncu faresi de ...beklentilerimizin üzerinde e, performans göstererek bu ayın sürpriz ürünü oldu diyebiliriz. Vepro 210, e, görünüş açısından hayli mütevazi bir ürün. RGB desteği e, sunmasına rağmen... E, agresif bir tasarıma veya yanından geçerken sizi dönüp baktıracak renklere sahip değil onu söyleyelim. Diğer taraftan hayli iyi bir malzeme kalitesine ve beklentilerin üzerinde bir işçiliğe sahip V200 o modeli. Konforlu bir kullanma ve fiyat düzeyi için de tatmin bir performans sunuyor bizlere. Sert plastikten yapılan farenin her iki tarafında parmaklarınızın kaymaması için dokulu plastik lastik kaplamalar kullanılmış. Sağ elli kullanıcılar için geliştirilen farede ee, sadece sol tarafta 2 adet tuş bulunuyor. Ee, yerlere ergonomik basması kolay. V210 kendi hafızasında makroları, RGB seçimleriniz ve DPI ayarlarını saklayabiliyor. Yanınızda götürebiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Ürün teknik açıdan da oluşa mütevazi. Üründe kullanılan sensör piyasanın en fazla satılan farelerinden olan e, SteelSeries Rival yüzde de kullanılan e, ve bu farede 3000 dpi'ye kadar destekleyen Avago A3050 oluyor. 60 FPS hızla ve 20G hızlandırma değerine sahip olan bu sensör bir sanat eseri sayılmasa da giriş seviyesi için yeterli denilebilir. 115 gram ağırlığındaki Ripo V-Pro V210 ülkemizde 165 TL'den başlayan fiyatlarla bulunabiliyor. Son derece erişilebilir olan bu fiyatın SteelSeries Rival 110 ile hemen hemen aynı düzeyde olduğunda hatırlatırsak ürünün hayli ciddi bir rekabet ile karşılaşacağını söylememiz gerek. Bu videomuzda V-Pro V210'u inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.